Holimax'in sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. Tatil demek Holimax. Valla hasetliyorduk. Seyrettikçe hep dedim böyle ünlülerle takılıyor. Hiç bizi çağırmıyor. ne diyorduk abi? Yani cevap vereceğiz diye işte. Şimdi Adana'da mesela arkadaşlarım konservatuar kararı verdiği zaman sana reaksiyon verdiler mi? Yapar Sunurluk sen dediler ya. Çok iyi yalan söylüyor Sunurluk. Mimar Sinan'ın önüne geldik. Hakan abi ayağında terlik. Şuradan böyle saçlar toplanmış. Buradan böyle bana böyle bakıyorlar. Hadi herhalde dediler türkü sınavına geldi. Cuma namazına gider gibi giydim ben. Ben konservatuar 3. sınıftayken abi taksicilik yaptım. Garsonluk yaptım. Palyaçoluk yaptım. Broşür dağıttım bizim orada. Geri vitese anarya derler. Benim anaryam Kaan'dan sonra oldu. Anaryam yoktu. Evlatla beraber artık bir 5 dakika düşünüp hareket etmeye başladım. 5 dakika direkt anarya. Hani 5 dakikası da yok. Hemen. Abi görüşürüz. Görüşürüz abi değil mi? Mekanın sahibine geldik de bugün yine çok değerli, çok kıymetli, çok sevdiğim, kardeşim dediğim insanlığını, zerafetini, yani sizin ekranlarda gördüğünüz o sert adamın arkasında muhteşem, naif bir insanın olduğu bir kardeşim sizle birlikte olacak. Çok yakından tanıyorsunuz Mustafa Üstündağ. Ne haber? Nasılsın? İyiyim abi. Mekanın sahibine geldik. Evet. Yani şimdi programı seyrettiğimde ben hep mekanın sahibine gidiyordunuz. Evet. Benim seyrettiklerimde. Ama senin mekanda bir problem varmış. Onun için gelemedik. Abi mekanı işte otopark yaptık. Şu anda biz işte yıkama falan... Geldik abi işte. Geldin abi. Sağ ol. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ ol. Mekanın sahibi davet etti. Biz de oraya geldik. Ama sizin de gönüllerinizin mekanı sahibi Mustafa olduğu için yaptığın her işte o kadar sıcak, o kadar gerçeksin ki Mustafa. Çok ciddi söylüyorum. Ve tabii siz onu böyle sert işlerde falan tanıdınız. Sonra fakat naif işlerde karşımıza çıktı. Başka bir Mustafa çıktı. Oradan daha normal bir zengin insan oynadı. Orada başka bir Mustafa çıktı. Aktörsün tabii, aktörlüğün de çıkıyor ama aynı zamanda insan olarak da bence herkese faydası olan, herkesin iyiliğini düşünen, geç kaldığında setteki en yaşlı kimse onu arayıp abi gecikiyorum diyecek kadar bir oyuncu kolay kolay bunu yapmaz. Zerafet içinde olan, çok altı çizilesi bir kardeşimsin. Onun için seni daha da yakından tanımalarını istedim. Bizim mekan sahibine geldiğin seyircileri biraz insan tanımayı çok seviyorlar. Sıfatın ne olursa olsun. Ne kadar ama şöyle... insan tanımayı seviyorlarmış abi ben... Şimdi insan tanıyacaklarsa benimle işim var. Canlı mısın? Peki Mustafa Mersin'de doğdu aslında. Evet. Ama aslen Adanalı mısınız yoksa Adana'ya yaşamaya gidince mi artık Adanalı oldunuz? Abi ben Mersin'de doğdum. İlk gençlik yıllarımı ortaokuldan sonra tam ergene bağlarken... Adana'ya geçtiniz. Adana'da gençliğimi Adana'da yaşadım. Ama Kütük asıl şey yani Mersin. Kütük aslında Safranbolu. Aa! Benim rahmetli baba Pendik doğumlu. Allah Allah. Doğma büyüme Pendik Spor. Anam Çerkeş. Babam Paşabahçe Cam Fabrikası, Trakya Cam Fabrikası, Çayırova Cam Fabrikası. Onların fırınlarını yapan usta. Oo. Çeşme Bülbül sanatçısı. Üfleyerek o... Oo. Onlardan eserleri de var evde. Sonra işte dedemle beraber Mersin'e gidiyorlar. Tabii 72 senesinde. Rahmetli ablam da orada doğumlu. Diyorlar ki çok güzel o zaman 72 Mersin Liman Kenti işte. Tabii deniz kenarı. Kadıköy işte Moda kadar bir yer işte. Evet. Ucuz, hava güzel, orada kalalım diyorlar. Ablam doğuyor, sonra ben doğuyorum. Ev almak ihtiyacından dolayı. Sonra ben de işte ortaokul sporu bitirdikten sonra tam liseye geçerken Adana Demirspor taraftarı olarak Adana'da yer alıyorum diyorsun. Tribündeki yerini. Tabii sula bizi itfaiye, sula bizi itfaiye. Onlardan bir tanesi benim abi. Oradan sonra ilk gençlik yıllarım Adana'da geçti ve oranın ahlakıyla büyüdüm. Peki oraya gidene kadar, Adana'ya gidene kadar Mersin'deki ilk sokaktaki oyunlarını, arkadaşların grupları, o zamanki heyecanların ilk keşfettiğin şeyler nelerdi mesela Mustafa? Bulunduğumuz yerde tabii, şu benim avantajım şu olmuştu. Onu söyleyeyim. Anadolu Cam Sanayi Fabrikası'nda o zamanlar ben 5 yaşında filanım herhalde 77-82 filan. Fabrika işçileri tiyatro kurmuşlardı. Adana Devlet Tiyatrosu'ndan Emre Alpago. Yaşıyorsa kulakları çınlasın, öldüyse Yüce Allah cennet mekan edesin. Beni kirven, bizde kirvelik vardır, provalara götürüyordu. Ben orada o zaman çok sevmiştim. Enteresan. 5 yaşında hem de. Evet, 5-5,5-6 yaşındaydım.
İlk seyrettiğim oyunda o güzelim kaymaklı dondurma rengi takım elbise. İzmir'de seyrettim ben oyunu. Güzel Sanatlar oynamıştı. Aa, çok enteresan. Ondan sonra işçiler bunu oynamıştı. Hatta o sırada böyle bir arbede sahnesi vardı. Ben bağırmışım işte Mesut amcamı dövüyorlar falan diye. Oradan benim bir alışkanlığım oldu. Bir de biz o zamanlar Devlet Tiyatrosu 8 yaşından küçük çocukları seyirci olarak almıyor. Bizimkiler fabrikanın otobüsüyle 15 günde bir Adana Devlet Tiyatrosu'na oyun seyretmeye giderlerdi. İşte Deli İbrahim orada seyrettim, Hırçın Kızı orada seyrettim. Ondan sonra benim için de şey başladı ve ben hep tiyatrocu olacağım. Tiyatrocu. Bunu demeye başladın yani. Evet. Sonra da işte süreç... Sonra Adana'ya gittin, Adana'ya taşındınız. Ama o süreçte de orada da ben tiyatro yapmadım. Ha. Tabii. Ortaokul, lisede falan hiç öyle bir şey olmadı. Yoktu ki. Ha, yoktu ki. Yani halk oyunları vardı. Hmm. Hani voleybol takım. Yani. Sosyal faaliyetler onlardı. Aynen, tiyatro yoktu. Ama gene de kendini ifade ettiğin yerlerde mesela sporda başarılı olsaydın belki spor düşünebilirdin. Veya dans, yani oradaki gene sosyal faaliyetlerden birinde kendinin fark edildiğini fark etseydin tiyatroyu unutabilirdin. Ama unutturmamış sana yani tiyatro. Ailenin de sosyal olmasının çok etkisi var. Babamla anneme... Evet. Yani annem sağ, babam cennet mekanı inşallah. Hiç şey yapmadılar. Babam bir tek şey demişti bana. Tiyatroculuk kolaydır. İlk 35 senesi çok zordur. Altaner bular sözü doğru. Öyle demiş. Sonra... Sen ama bunu duyunca da yılmadın yani. Niye yılayım? Bir de şöyle söyleyeyim. Babanın bunu bilmesi, babanın gerçekten entelektüel bir adam olduğunu gösteriyor. Bunu Pendik. Sadece bizim sektör bilir. Pendik'te. Ama Pendik'le ama işte 15 günde bir tiyatroya gittiği için... Gidiyorlardı. Hatta annem saçını falan böyle kuaföre giderlerdi. Ay canım. Tabii o saçlar falan yaptırılır. Bir de güzel giyinirlerdi. Ay ne güzel. Yani ben öyle öğrendim tiyatro kültürünün ne olduğunu. Evet değil mi? Tabii güzel giyinirlerdi. Sonra peki Adana'ya gittin. Adana'da liseyi normal okuldun. Demirspor taraftarlığı devam tabii, falan. Tabii kanalda yüzmeyi öğrendim. Kanalda yüzmeyi öğrendin. Kavga etmeyi Adana'da öğrendim. Yalan değil. Evet ya, ne yapacağız? Peki o süreçte tiyatro hiç yok muydu? Hiç yoktu. Fırsat da yoktu çünkü. Yer yoktu. Yani o zaman şimdi ben genç arkadaşlarıma şey diyorum. Mesela geçen ben işte sazıyla sözüyle halk diye bir program çekiyorum. Çok güzel bir şey çekmişsin. Ne oldu lan? Oğlum uyardı. Ben Kaan Fenerbahçe altyapısında oynadığı için Fenerbahçe değil ama Adana Demirspor altyapısından geldim ben de. Ama onu şimdi bak herkesin... Kaan bir şey söyleyeceğim. Tamam. İstiyorsan gel buraya ifadeni burada söyle Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçeliyim. Tribünden yürüyor bak şimdi. Şey gibi ya kulüp başkanı gibi. Müdahale etti. Kaan Fenerbahçe basketbol takımında. Evet, hem de koyu bir Fenerbahçeli, biz de Fenerbahçeliyiz. Ondan işte Karadenizliyim mesela ben, sempatim var oradaki takımlara. Yani tıpkı o da Adana Demirspor, gönlünde olan bir takım ama aynı zamanda Fenerbahçe. Mesela Bedri Usta da Fenerbahçeli ama Adana Demirsporlu yani. Ne diyeceksin şimdi Bedri'ye? Öbürünü söylemiyoruz. Söylemiyorum, ne yapsın abi yani. Dolayısıyla hani o bağlamda babanın ifadesinde bir yanlışlık yok. Bu arada Kaan'ı da çağırdık buraya, gelsin. Ben dedi... Ben gelmek istemiyorum. Ben kendi imkanlarımla ünlü olacağım dedim. Bakın bu altını çizelim. Bizim gibi bir şekilde televizyonda aktörlüğüyle, işte yönetmenliğiyle tanınan birisinin evlatlarının bu söylemi çok kıymetli. Ki Ecem de oyuncu. Abi, ben de oyuncuyum. Ailede ünlü çok ama dedi ki ben kendi imkanlarımla ünlüyeceğim. Sonra dolayısıyla bir 20 sene sonrası için, ben belki 10 sene sonrası için Kaan'dan bir randevu aldım. Mekana sahibine gel diye konuk alacağım onu. Ünlü bir basketbolcu mu olur, ünlü bir oyuncu mu olur artık ne olur? Çünkü görseniz nasıl yakışıklı, nasıl yakışıklı yani. Kaan'cığım benim. Tamam, anlaştık biz seninle. Tamam, bu iç ettin. Kaldığımız yerden devam edelim mi? Tamam. Uygundur ha, evet yönetmen okey. Ne diyorduk abi? Yani cevap vereceğiz işte. İşte. Ama vermek lazım. Tabii. Evlat bu, tabii ki yani. Kanalda yüzmeyi öğrendim. Evet, Adana'da öğrendiklerini konuşuyorduk. Evet. Evet. Sonra işte İstanbul'a geldim. İstanbul'a ne sebeple geldin mesela? Bir konservatuar yani için. O işte konservatuar geçişte ailenle bunun kararını verme, bunu teklif etmen, ben bunu yapacağım demen o süreç nasıldı? Vallahi annem çok destek verdi. Babam öldüm dedi işte Altan Erbulak sözünü hatırlattı. Sonra biz İstanbul'a geldik. Şöyle biz orada öyle bir kültürle yetiştik ki çok garipti benim için. İlk mimarsının şimdi önce birinci basamağa
Tabii. Kazanıyorsun. Birinci basamağı kazandıktan sonra o zaman işte ÖSS, ÖYS'ydi bizim zamanımız. ÖSS'yi evet. Kazandım, gittik. Şimdi bir tane kumaş pantolon, annem ütüledi. Ayakkabılar janti şey yapıldı, parlatıldı. İşte gömleğim. Biz annemle beraber Mimar Sinan'ın önüne geldik. Hakan abi, ayağında terlik. Şort, bilmem ne. Şuradan böyle saçlar toplanmış, buradan ben böyle... Bana böyle bakıyorlar, hayır, herhalde dediler türkü sınavına geldi. Sen çünkü oraya saygından ötürü temiz temiz giymişsin, gelmişsin. Evet, yani. Evet. Hani, cuma namazına gider gibi giydim ben. Sonra ben dedim, anne burada yapamam. Yani çok alışık olmadığımız şeyler. Şudur budur derken benim yüzüm kızardı böyle. Adamlar hoş geldiniz falan diyorlardı, böyle bakamıyorum. Ay canım ya. Sonra bizim Müjdat Gezen Saat Merkezi'nin, ben orada bizimkileri gördüm işte. Şevket abimler, Güney ablalar, Dolunaylar vardı o zaman. Onlar benim evet, ısırıklarım. Kesinlikle. Ben bir gördüm böyle el ele diye, aha dedim işte burası benlik bir yer. Yani. Sonra ilk sene kazanamadım. Çünkü diyalektim çok bozuktu. Adana şehrisi. Abi bize buranın çocuğu yüzü sağlık. Sonrasında bir sene Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda, çocuk tiyatrosunda oynadım. O sırada işte elime kolumu nerede tutacağımı öğrendim. O zamanlar aile İstanbul'da da gelmiş miydi? Hayır. Burada mesela sınavı kazanamayıp geri dönmedin o zaman yani. Dönmedim. Kartal'la devam etmek için burada yerleşmen gerekti. Aile mi kaldı peki, annem mi kaldı? Yok, abi geri dönseydim... Olmazdı. Olmazdı. Peki merak ettiğim bir şey daha var. Ben de Karadeniz'de büyüdüm, sokakta oynadım. Bir sürü mahalle arkadaşım vardı. Dolayısıyla bizim o zamanki hedeflere baktığında tiyatro oyuncusu olmak aslında o sert sokakta çok hoş karşılanan bir şey değildi. Artist mi olacaksın oğlum? Oran buran mı oynayacak falan da. Adana'da mesela arkadaşların, mahalle arkadaşların konservatuar kararı verdiği zaman sana reaksiyon verdiler mi? Yaparsın oğlum sen dediler ya. Çok iyi yalan söylüyorsun oğlum. Ha tepki buydu yani. Tabii. Enteresan yani. Yok bizde öyle yani, benim yaşadığım bölgenin en büyük avantajlarından mesela Karadeniz diyorsunuz ya da işte her bölge çok güzeldi. Bizim orası çok kozmopolit. Her yerden herkes var. Yani var. O yüzden mesela bizde iki takım var. Adana Spor, Adana Demir Spor. Şimdi Adana Spor, Adanalıların takımı. Adana Demir Spor, oraya göçenlerin takımı. Bizim orada öyle bir şey hiç olmadı. Hep bizde destek var. Ha, bizde hatta şu arada, eşek misin oğlum, yapamayacak mısın lan? Gazladılar yani. Tabii oğlum ya, senden daha iyi kim yapacak lan? Ki bu arada Adana'dan çıkan sanatçı herhalde şu anda bir ortalama yapsalar, televizyonda gördüğünüz oyuncuların neredeyse %25'i falan ya. Fakirlikte. Çok... Alternatif yok ki abi. Mecbur, ya parayı bulacak ya da yok olacak. Yani bayağı ciddi bir... Emre'si, Dolunay'ı, yani şimdi isim Caner, çok isim var ya Adana'dan. Say bitmez şimdi, sayamadım. Mustafa. Ben. Evet, müthiş yani. Müthiş. Sonra peki Müjdat Gezen süreci başladı. Evet. Sevgili hocamızın o muhteşem okulunda birçok insanın yetiştiği gibi senin de yolculuğun başladı. İlk defa aslında hiç daha evvelden tiyatro yapmamış. Denememiş. Sadece yok, bir sene Kartal Sanat İşliği... Kartal Sanat yapsın, özür Kartal Sanat İşliği yapmış. Ama ilk defa teorik bir şeyler anlatılmaya, hocalar gelip bir şeyler anlatmaya başladı. O süreç nasıl yaşandı? Çünkü disiplin geldi bir taraftan. Şey oldu, ilk 5 tane yazarın, Türk yazarın oyunu yazın. İşte 5 tane yabancı yazar yazın. Filan. İşte Güngör Dilmen yazdım ben de. Sınavdayım. İşte Müjdat Hoca, Mustafa Hoca, Savaş Hoca, Aliye Hoca, Erol Keskin, Engin Alkan duruyorlar. Güngör Dilmen de oradaymış. Tanımıyorum ki. Müjdat Hoca dedi ki, Mustafa. Güngör Dilmen'i tanıyor musun dedi. Tanıyorum dedi. Burada olabilir mi dedi. Yok dedim. Benim en büyük avantajım şu oldu abi. Dürüst olarak davrandım. Yani tanımıyordum. Sonrasında işte Güngör Hoca'yı da tanıdım. İşte tanıdım ama yalan. Söylemedim. Yani oradan yıktık. Sonra bizim okulda işte, Allah razı olsun, ben Müjdat Hoca'yı her zaman söylüyorum. Sırtımda hacca götürsem hakkını diyemem. Sadece Müjdat Hoca değil. Savaş Hoca'yı, Mustafa Hoca'yı, Engin Hoca'yı, Şebnem Hoca'yı, Erol Keskin'i, felsefe hocamı, sanat tarihi hocamı ve bir de bedava yoktu ya bize. Tabii.
Tabii. Sadece biri değil yani. Oradan da işte kolumuza altın bilezik taktı. Ve şimdi bu meslek... Hayatını idame ettirecek. Ettiriyorum. Aileme yardımcı olabiliyor. Tabii, ne güzel. İşte o süreçte öğrenmeye başladığında daha evvelden sevdiğin tiyatro, hiç mesela isyan ettiğin oldu mu? Ya ne işmiş bu? Nereden girdik bu işe? Yok. Hep sevdin değil mi? Taksicilik yaptım. Garsonluk bu yaptım. Bu süreçte? Tabii. Ben konservatuar 3. sınıftayken abi, babam cennet mekanı inşallah. O sırada annem kemoterapi görüyordu. İstanbul'da tabii yerleşim problemleri falan derken işte ben taksiye çıktım. Garsonluk yaptım. Palyaçoluk yaptım. Animatörlük falan. Broşür dağıttım. Fenerbahçe Stadı'nda oynanan Şampiyonluk Ligi maçı vardı. Orada bira sattık Orhan'la beraber. Ama velakin Cem Ayşal'ın Köçek filmi. Başrollerini Talat Bulut'la Tolga Çevik evet. oynuyordu. Ben de o zaman bir oyunculuk ajansında kayıtlıyım. İşte resim gönderiyorsun. Hatta biz de resimleri para olmasın diye İlker Ayrık, İlker'i tanıyorsun. Tabii ki canım İlker'i. İlker'le beraber evde böyle şeyde çektik duvarın önünde böyle. Sağa dön, sola dön. Işık sadece bir taraftan geliyor falan. İpediz yani. Evet yani. Ya, o fotoğraflardan çıktık. Sonra işte demişler ki bu gelsin. Ercü vardı. Ercü'yle evde oturuyoruz Kızıl Toprak'ta. Telefon çaldı. Dediler ki işte Balat'ta sete bekliyoruz. Set ne? Balat ne? Ya set, Balat, para yok. Telefon yok. Kontrollü, ödemeli kullanıyoruz o zaman. Ercü'den para aldım. Taksiye bindim. Yetişmek için. Taksinin parası yetmedi. Balat'ta taksiciye dedim ki böyle böyle, Allah razı olsun ondan da, yaşıyorsa, öldüyse de rahmet olsun. Dedi ara, gelsinler seni alsınlar. Abi dedim benim kontürüm yok. Adam dedi ki benim de kontürüm yok. Bakkaldan o zaman telefonla aranıyordu. Bakkaldan telefonla aradım. 2 lira 3 lira mı ne yazdı? Taksiciden aldım parayı. Bakkala verdin. Bakkala verdim. Ama Allah razı olsun. Adam beni Allah getirdi. Neyse verdim. Oraya kadar geldim, çıktım. Cemal Şan sahneyi çekiyor. Mesude Hanım o zaman Cemal Hoca'nın yardımcısıydı. Beren Şimşek yapımcıydı. Başrolünü de Talat abiyle Tolga oynuyor. Köçek diye film. Ben de düğün basan bir genç oynuyorum. Şudur budur derken ben orada oynadım böyle kendi kendime. Şu aşağı dedi kamerayı indirin dedi. Proje çekiyorlar. Çocuğa bir yakın alın dedi. Sen aslında genelde gözüken birisin yani. Aynen aynen işte. Sonra dedi ki Cemal Hoca seni çağırıyor dediler. Çıktı bir anda. Adın ne? Mustafa Üstünden. Mucizat Gözünden Saat Merkezi. Serdar Orçun'u tanıyor musun? Tanıyorum. Tolga yani tanımıyorum ama tanıyorum işte. Beren Şimşek bana kartını verdi. Ya ara beni falan diye. Sonra herkes gitti abi. Ben Balat'tan Pendik'e döndüm. Ah canım benim. Ama sonra o orada Cemal abinin sonra bu Mustafa'yı bulun derken Hayalet diye bir şey çekti. Onu yaptı, bunu yaptı. Oradan oluyor, oradan oluyor derken Cemal Hoca'ya da buradan o da benim ustamdır ellerinden öpüyor. Evet. Cemal Şan. Ya fark edilmişsin işte yani. Mecburdum. Ay yavrum benim ya. Ne güzel ya. Sonra ama asıl seni herkesin tanıdığı şey Kurtlar Vadisi'ndeki Muro'ydu değil mi? Ondan önce ben abi Umut Badeler almıştım. Zeynep'in 8 günüyle. Serdar Orçun'u da oynadı değil mi? O. Serdar Ali'nin 8 gününde oynadı. Üçlemeydi tamam. O. Tamam. İlkinde ben oynadım Fadik'le beraber. Orada Umut Badeler'i aldım. Sonrasında işte Kurtlar Vadisi tabii herkesin çok seyredilen bir platform. Orada da ben de her zaman onu söyledim. Ben sebat ettim. İhanet etmedim mesleğime. Yani mutlaka bir gün oluyor yani. Evet. Şimdi burada iki tane görüntü yönetmeni arkadaşımız var. Yarın bir gün belki bizim oynadığımız filmin görüntü yönetmeni olacak. Tabii ki. Hani şimdi burada evet bu kameranın başında duruyor ama 10 sene sonra bakarsın ki adam film çekiyor olacak. Tabii ki. Yani sebat çok bence çok önemli. Çok kıymetli. Sen de bunu çok iyi yapmışsın. O zaten replikle beraber sadece şey de değil hani dizide hep böyle sert adamlar varken sen orada bir anda insanlıktan bahseden, lanet olsun içimdeki bu insan sevgisiyle dizide de başka bir felsefe yarattı o cümle yani. O cümle yazarın seçtiği bir cümle değil mi? Yok. Yoksa senin bulduğun cümle. Evet. Müthiş bir cümle yani. Şöyle olmuştu şimdi. Onun hikayesi ne harbiden bak onu hiç bilmiyoruz. Tam olsun. Şimdi, süper. Günay abla, Günay Karacaoğlu her zaman bize derdi ki oğlum aktörlüğü tersilden düşünün. Konuşurken filan. Dersinden düşünüyorum. Ben sete bir başladım abi. Ben iki bölümlük falan işte. Bir de FGR Spor.
Oradan herkes böyle... Sert adam abi. Lan dedim Mustafa dedim, tersinden düşün. Hani. Tersinden düşününce işte. Allah izin verdi. Evet, doğru söylüyorsun ama tabii ki. Ama sen emek vermedikten sonra izin de vermez. O yüzden o dedim. Sen çalış, sen mutlaka çalış karşılığını alırsın. Bir yerde yakalarsın yani. Ki mesela bizim evde Çiğdem'in tekrarlarını bile seyrettiği bu merhamet çok iyi bir işti mesela. Oradaki profil de çok güzel profildi. Nefisti. Herkes çok iyi oynuyordu ama senin çizdiğin şey. Orada da mesela hem insan hem adam kötü bir adam ama insan yani. İnsan da bu yani. O tarafa hep pas geçiliyor birçok dizide. Özür dilerim abi. Rica ederim. Aslında şöyle oluyor. Sadece aktörün işi. Eğer iyi bir yönetmen... Sen istediğin kadar oyna abi. Yönetmen seni görmedikten sonra... Evet. Yani şimdi biz burada konuşuyoruz. Bütün planı sana kessinler. Benim sadece sesim düşer. Aynen. Yönetmenin de çok büyük katkısı var. İşte Hamlet'in dediği var ya hani bu sesleri benden çıkartacağınızı nasıl düşünüyorsunuz? O çalsın flautalar sancısı de hani ben elimdeki etektekini dökerim. Yönetmen mesela rahmetli Aykut Oray. Uy boşuma gelenler diye bir şey çekiyorduk abi. O zaman da daha konservatuvarda yeni mezunum. Aykut abi böyle her sahne sonuna doğru böyle elini omzuma atıyordu böyle falan. Ben anlamıyordum hani. Rahmet olsun. Dedi ki oğlum dedi, çok yeteneklisin dedi. Şimdi dedi, ben Aykut Oray'ım ya dedi. Sahne bende biter dedi. Ben o yüzden dedi, sana böyle yapıyorum dedi. Sen de resime gir dedi. Ay, zarafete bakar mısın ya? Vay. Büyük aktör. Yani herkesin aktörlüğü tartışılır evet. Ama insanlık bazen tartışılmaz. Başka bir şey işte. Buradan selam olsun Aykut. Rahmet olsun inşallah. Ben de bir iki bölüm oynayabilme şansına erişmiştim Aykut abiyle tanışabilme. Hatta şey ilgimi çekmişti. Kimseye yük olmamak için Aykut abi böyle bir çantayla gelirdi sete. Çantada her şey var. Selpak, ıslak mendil, iç çamaşırı, pudrasından bilinmesine kadar. Hani sette bir eksiklik olursa onu ben... Biz eski memuruz oğlum falan derdi böyle bize. Hatta Timur Ölkebaş vardır. Onunla bizim telefonlarımız çalınmıştı otel odasında. Aykut abi yengenin kredi kartından bize taksitle Timur'la bana telefon almıştı. Ay. Onu da buradan söyleyeyim. Böyle... Belki de sen işte böyle bir ahlaktan geçtiğin için bugün bu kadar zarafet gösteriyorsun. Hem arkandaki oyunculara, hem çevrendekilere, hem senden büyüklere. Büyüklerimize öyle. Evet ama bu konuda çok özenlisin yani. Adana örf adeti aldık. Müjdat Gezen felsefesini aldık. Sektöre çıktın, orada Aykut abi gibi birçok abiden aldın. Abilerin, evet. Bunların içine baktığında gerçekten senin için hayatta vazgeçemeyeceğin ne? Onu çok merak ediyorum. En önemli öğretin ne hayata dair? Ben buyum. Mesela az önce söyledin ya, yalan söylemedim. Bu bir gerçeklik. Bir de ya... Yalan söyledim hayatımda. Hani mesleğime... Evet, bulaştırmadım bunu. Ama bunun haricinde de ben geldim buradan bu kadar da öğreti aldım ama kendimde değiştiremediğim ve sevmediğim ve düzeltmek istediğim bir şey var mı? Hiç düşünmedim. Ya bu evet olmasa dediğim bir şey var. Ama arada Hakan abi 3 sene geçiyor. Olmuyor, başka bir şey oluyor. Diyorum ki, ulan iyi ki bu varmış ki böyle davranmışım diyor. Yani çünkü söyleyeceğim bir şey, bu 2 sene sonra, lan böyle konuşmuştunuz ama yani 2 sene sonra şey iyi ki bu varmış diyebilirim. Ama anarya derler bizim orada. Geri vitese anarya derler. Ha, bilmiyordum, bak bunu da öğrenmiş oldum. Tabii bizim orada anarya derler. Benim anaryam Kaan'dan sonra oldu. Anaryam yoktu. Yani evlatla beraber artık... Bir 5 dakika düşünüp hareket etmeye başladın değil mi? 5 dakika, direkt anarya. Hani 5 dakikası da yok. Hemen. Abi görüşürüz. Görüşürüz abi değil mi? Evet, insana hayatında. Peki o zaman hazır Kaan'ın da sözü geçmişken. Kaan'la sohbet ederken, konuşurken. Kaan büyüdüğünde Kaan hakkında nasıl konuşulmasını istersin? Ona ne söylersin, kulağına ne fısıldarsın ki Kaan büyüdüğünde öyle bir insan olsun yani? Ya elimden gelen bir şeyleri yapmaya çalışıyorum ama bunun en doğrusunu Kaan söyler. Biz Ecem de ben mesela işte Kaan bebeyken okurken işte Kuvayi Milliye Destanı'nı okudum. İşte Dede Korkut, Nutuk okuyorum. Kur'an da okudum. Okudukça tartışmaya çalışıyoruz. Şimdi bu Kaan'ın cevabı. Ben şimdi birçok şey istedim. Ama hani... Ama yani onun... Şöyle bir insan olmasını isterim, büyüdüğünde de böyle anılmasını isterim diyeceğin. Belli ki biz çünkü daha evvel... Konu komşuya faydası olsun, sağa sola faydası olsun. Ne lan? Olacak da zaten. Olacak da zaten dedi, mikrofonda duymamış olabilirsiniz. Yani kendi yaşadığı kimliğe,
önce sonra da insanlığa faydası olsun. Yani faydası olsun. Geçeceğiz gerisi. Orada şimdi tabii ben çok bir şey diyemem abi ona. Bir şey söylerim, yarın bir gün gider Olympiakos'ta oynar. Ya. Ha, oynamazsın değil mi? Tamam. Peki boş kaldığında ne yapıyorsun Mustafa? Diyelim ki bu çok yoğun. Şimdi NTV'de program çıkıyor, dizisi var, filmi var falan. Bunlar bitiyor. Boşsun abi, hiçbir şey yok. Kamp. Kamp yapmayı seviyorsun. Evet. Çadır atarım abi. Doğayla kalmayı seviyorsun. Basketbolu sen oynuyorsun oğlum, ben oynamıyorum şimdi. Tamam, beraber oynuyoruz da bu benim hobimi soruyor. Evet. Dalış. Ya, dalış seviyorsun, evet doğru. Çok uzun zamandır yapamıyorum. Yemek yapıyorum abi. Aa güzel. Çok güzel. Güzel bir rehabilitasyon alanı aslında. Abi içinden geçerim. Oo. Buradan da MasterChef'teki Mehmet abiye, ne denir ona? Selam olsun. Meydan okuyorum diyorsun. Meydan okuyorum. Oo çok iddialı. Ama ortak mutfakta hali. Mavi, havyarlı bir şey yapmayacak. Genelde yani. Balık mıdır daha şey, alanın balık mıdır mutfakta yoksa? Et. Evet, et. Daştan yumuşak her şeyi yerim Hakan abi. Allah Allah. Tabii. Yemeği de seviyorsun yani. Yok. Yedirmeyi seviyorsun o zaman, yapmayı seviyorsun. Yaparken abi doyuyorum zaten. Allah, öyle derler ya. Şu an yutkunduk falan, benim de canım çekti. Peki Türkiye'yi dolaştın ya Mustafa. Sence en böyle değişik yediğin ve unutamadığın mesela ne var Anadolu'da? En acayip olan yani. Ulan mesela işte, ben mesela bir yerde Sivas'ta galiba, bizi bir yere götürdüler. Bildiğin fırının içine tırnak bidenin üzerine et atmışlardı abi ve böyle o eski porselen var ya, onunla böyle masaya bu tabağı attılar böyle. Hani önümüze attılar. Ne ama oluyor işte ya dedim. Ama işte içine işte göbek yağı mı kullandı? Baba ben böyle bir şey yemedim ya. Göbek yağı mı kullandı? Çok önemli. Şimdi ben İstanbul'da mesela kebap sevmiyorum. Evet. Adana'da kebap yedikten sonra İstanbul'da zaten... Abi burada danadan yapıyorlar. Yani kupkuru anladım. Oluyor. Neyse. Ama peki şey olarak baktığında unutamadığın bir yer var mı? Yok. Hepsinde yok. Zaten tattın aslında bir şey. Yemeği de oraya gidince de değişik tatları yemeyi seviyorsun herhalde. Abi biz Ecem Bey'i evlendi. Biz de balayında Cunda'dan erken durdum. Hadi canım. Dedim açım ben. Cunda'da aç kaldın yani. Aç kalmadım. Yani ama? O, abi balık yapıyorlar. Bir midye, dedim gidelim. Ben dedim evde bir dolma yapalım. Evet seni misafir almak da zor. Yok abi benim önüme yeşil zeytin. Bir ekmek ver tamam. O bile yeter. İddia etmeyeceksin. Ben bu yeşil zeytini en güzel yaparım. Yeşil zeytini herkes güzel yapar. Bu evet. Var, bunu yiyeceksin. Aynen. Sevgili kardeşim, buradan da Didem Sevinç Atölye'nin bir mumunu sana. Biz, sen hani tatlı getiremedik dedin ama biz sana bir mum hediye ettik efendim. Al işte, yedik golü. Ya saçma ama ne alakası var. Ama bunu seveceksin bence. Bak bunu... Kaan'a imzalar mısın? Kaan'a imzalarım. Kaan bence okusun, sevebilir bunu. Benim başımdan geçenleri yazdığım bir şey. Bence senin bu motivasyona ihtiyacın yok çünkü o konuda hakim. Bir de kitabımızı hediye etmiş oluyoruz. Sevgili Mustafa, öncelikle çok teşekkür ederim. Ben ne teşekkür güzel, ederim abi. Vallahi hasetliyordum. Ay ne güzel oldu. Seyrettikçe hep dedim öyle ünlülerle takılıyor, hiç bizi çağırmıyor. Hayır, değil ya kendisi ayrıca. Ki ünlü seçimi diye bir seçimimiz yok. Hiç yok, ünlü olmayanları da seçiyoruz yok, biliyorsun yani. Evet, biliyorum hiç abi. Hiç ünlü olmayanları da seçiyoruz. Ya, hikayesi şey... olan insan derdimiz yok. Yani hikayeden örnek alınacak hikayeler derdimiz yok, yani. Yok, olur böyle şey. Canım benim, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Çok evet. Önemli bir şey. Abi çok önemli. Evet abi. Evet. Yine unuttum. Kendi programımda da söyleyemedim. Ya böyle bir şey. 12 bölüm çektim hiç söyleyemedim. Hadi canım. Vallahi billahi. Evet. Sürekli şey diyorlar, o inci mi filan. Sevgili izleyenler, biz bunu daha evvelden sohbette ettik, evet. Konuştuk. Yani hep böyle bu yüzükler, bakınız gördüğünüz şu yüzük. Ben... saygıyla alıyorum. Eyvallah. Bu yüzük efendim, normalde hani işte Kurtlar Vadisi'nde oynamış işte böyle abilerin taktığı yüzüklere benzeyen bir yüzük ama içinde o kadar büyük bir anlam var ki. İçinde bu gördüğünüz beyaz, ne Mustafa'cığım? Kaan'ın ilk düşen dişi. Vay be. Böyle de bir baba işte. Gerçekten harika. Bu arada bir de kolyem var. Kolyeyi de görelim hatta bence. Evet, o da çok kıymetli. Bu da Kaan'ın ilk, Kaan serbest alış eğitimi alıyor. 5 metrede ilk çıkarttığı soda şişesi parçası bu, yeşil olan. Ama yeşili görünce onu fark etmiş, onu çıkarttı. Evet, o
Ama herkes şey zannediyor, o falan filan hani. Oraya pırlanta takmış falan. Ya işte o inci, nerenin incisi filan. Evet, oğlumun incisi. Ama inciden daha kıymetli. Evet, ve dünyada bir tane var. Tabii. Yani sen yaptırsan sende de bir tane olacak. Evet abi, böyle bir şey yok aynısı yani. Aynen abi. Bunu da söyleyeyim, kendi programda söyleyeyim. Herkes, kimse herkes sormayı unutuyor, şimdi aklıma geldi abi. Ama çok iyi yaptın yani. İyi ki ben de çok üzülürdüm söylemeseydim. Evet. Çok kıymetli bir parça. İşte böyle güzel bir babanın programını sizlerle beraber paylaştık efendim. Bir başka güzel insanla tekrar bir başka mekanın sahibine geldik de buluşmak üzere. Müsaadenizle efendim. Holimax'in sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi. Tatil demek Holimax.